TV Kayseri ekranlarından herkese merhabalar. Muhtarın Mührü programına hoş geldiniz. Bugün muhtarımız Şeref Yılmaz, Kayabaşı Mahalle muhtarımız. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Nasılsınız, iyi misiniz? Çok teşekkürler. Sağ olun. İyiyiz. Sizler de iyisiniz. Çok şükür, sağ olun. Teşekkür ederiz. Değerli vakitlerinizi ayırdığınız için tekrar teşekkür ederim ben. Şimdiden teşekkür edeyim çünkü değerli bir iş yapıyorsunuz. Öncelikle Şeref Bey, sizi biraz tanımak istiyoruz. Evet, Çiçeklerinizi tanıtabilir ben misiniz? Şeref Yılmaz. Pınarbaşı ilçesi Kaftan Giyen köyü doğumluyum. Çerkez kökenliyim. Özel sektörden emekliyim. 32 yıl bir firmada çalıştım. 32 yıl sonunda muhtar adayı olacaksın dediler. Oldum. Seçildikten sonra da işi bırakmak durumunda kaldım. Ve Kayabaşı mahallemizin, çocukluğumuzun geçtiği Kayabaşı mahallemizin muhtarlığını yapmak için bir gayret içerisindeyim. Doğma büyüme Kayabaşı Yok, Mahallesi. 14 yaşlarında 14 yaşında. geldim Kayabaşı'na. 14 yaşından beri oradayım. 1964 doğumluyum. 64 doğmuşsunuz, 78 bayağı bir. 75'in 11. ayından beri oradayım. Yani dile kolay. Evet. Çok uzun bir zaman olmuş. Doğma büyüme diyebiliriz artık herhalde. Aynen, Evet. artık 14 yılında bir esamesi olmadı Evet, aslında artık. doğru. Efendim, muhtarlık süreciniz nasıl başladı? Teşvik eden neydi sizi? Muhtarlık sürecini hiç, hep klasik şeyler bunlar ama gerçekten hiç düşünmezken bazı arkadaşlarımız çevreden, mahalle içerisinden bazı tanıdığımız büyüklerimiz muhtar adayı olmam konusunda çok böyle baskılar yapmaya başladı. Ben de muhtar ne iş yapar diye hiç muhtarlığın şeyini bilmezken uzun zaman muhtarlık yapan bir abimizle görüştüm. Ne yapabilir, nedir muhtarın görevleri gibi. Bir araştırmaya girdim. Ve onun tavsiyeleri üzerine yola koyulduk ve bu şekilde devam etmeye başladık yani. İkinci dönem değil mi İkinci muhtarlığınızda? dönem. İkinci dönem. İkinci dönem evet. Toplam kaç yıl oldu? 9. yıldayız. Dokuzuncu yıl. Evet, 9. Önümüzdeki yıl yine aday olmayı düşünüyor musunuz? Bu toplum bize nasıl bakışına bağlı, nabzına bağlı. Bizi istiyorlarsa oluruz tabii ki. Biz Hani siz şeye bakacak, biraz topluma bakacaksınız, o şekilde pozisyon alacaksınız. Mustafa Bey şöyle söyleyeyim. Ben şahsen bulunduğum yere bir faydam dokunacaksa neden olmasın? Ona bakarım ben. İdealist insanlar olmalı artık burada. Menfaatten ziyade idealist insanlar olmalı. Faydamız dokunacaksa devam ederiz. Yok, dokunmayacaksa bu işi bitiririm. Yani faydanız dokunmuş halde ki ikinci dönemi yapıyorsunuz aslında. Böyle Artık düşünebiliriz. o Mi? mahallemizde yaşayan mahalle İnsanlar. sakinlerimizin tercihi o yönde gelişti. Peki Bundan sonrasını bilemem artık. vaatleriniz olmuş muydu hiç? İşte ben muhtarlık görevine geldiğim zaman şunları yapabilirim. Hani yapacağım, edeceğim değil de yapabilirim, edebilirim gibi. Bir muhtarın vaatlerde bulunmasını çok doğru bulmam ben. Çünkü bizim elimizde ne makina, ne teçhizat, ne bir Ödenek. ödenek, bir ekonomik bir şeyimiz yok ki bizim, yaptırım şeyimiz yok. Sadece biz nedir? Ben mahalle muhtarlığına aday olmak için yola çıktığımda mahallemizin ihtiyaçları nedir? Öncelikli olarak neler bekliyorlar? Beklentiler nelerdir? Gibi bir şeyle yola çıktım. O zaman çıktığım yolda doğalgaz taleplerini çok önde şeydi. Mesela ana caddelerde, ana arterlerde doğalgaz var ama ara sokaklarda yoktu. Yani biraz daha böyle imar durumu iyi olan yerlerde doğalgaz alınmış fakat birçok yerde yoktu doğalgaz. Kayabaşı biraz dağınık mı peki şey olarak? Evler bakımından birbirine çok yakınlar mı yoksa? Kayabaşı'nı şöyle ikiye bölebiliriz. Bu doğalgazın gelmesinin gecikmesi ya da İmarlı yapılaşma, işte imar yolunun açık olmayan yerler, Hmm. biraz da dağınıklığın getirdiği sıkıntılar vardı. Mesela Doğu Sanayi, Halıcılar Sitesi,
keresteciler sitesi, küçük sanayi sitesi, demirciler sitesi gibi küçük sanayi sitelerini oluşturan, içine alan 142 hektar alan içerisinde Koca Sinan bölgemizin merkez mahallelerinde en büyük alana sahipler mahallelerden herhalde ikinci olması lazım. En büyük mahalle Fevzioğlu mahallesidir alan olarak. 142 hektar alan içerisinde olan bir mahallemiz. O sebeple o bahsettiğim esnaf siteleri bir kenara koyduğumuz zaman bir taraftan da yerleşim alanlarımız var. O bir tarafta yerleşim alanlarının olduğu tarafta da halıcılar sitemiz var. Halıcılar sitesi mesela notlarımı almıştım ben. Yaklaşık 250 dükkandan oluşan bir alan. Bu biraz yerleşim alanının içinde kalmış gibi duruyor. İşte bu buradaki 60-65 yıllık bir geçmişi olan bir mahalle. Bu 65 yıllık şey içerisinde kendisi kasaba ve belde belediyesi olduğu zamanlarda bir yerleşim planı hazırlamış o zaman. O zamanın şartlarında 10 metrelik, 7 metrelik, 7 metrelik sokaklar halinde sıralı sokaklar var mesela. O sokaklarda doğal gaz yoktu. Mesela şöyle söyleyeyim 125 gibi 135'e kadar, 146'ya kadar olan sokaklar var. Bu sokaklarda doğal gaz yoktu mesela. Bunların en çok istedikleri şey doğal gazdı o arada. Mesela oralarda doğal gazlar alındı, talepte bulundum ben mesela o kişilerin taleplerini bir araya getirdim. Doğal gaz şirketiyle görüştüm. Bir başladık. 3 yıl içerisinde doğal gaz taşıyabileceğimiz her yere doğal gazı taşıdık. Doğal gaz yok benim diye gelen insanlara verebileceğimiz cevap var artık şimdi. Yani ya olacak ya olmayacak. Evet. Yani şimdi şey yapmadan yani senin oraya doğal gaz olmaz diyebileceğimiz bir şeydeyiz şimdi artık yani. Çünkü olmuyorsa imar yolu açık olmadığındadır. Yani çarpık yapılaşmanın getirdiği bazı sonuçlar vardır. Evet. Küçük bir iki tane ev bir yere yapılmıştır kenarda kıyıda. Oraya gidemeyebiliyor. İşte onlar da sen istersen yapılır gibi şeyle geliyor. Ben neden yaptırmayayım? Benim istemeyeceğim bir şey yok. Onun da ücreti herhalde biraz isteyen kişiye yansıyor değil mi? O taşınması gereken alan uzaksa. Onun belli bir ücreti vardır. O ücretin dışında zaten oraya gidinceye kadar almaz. Bağlantı ücretini alır sadece. Ama ticari bir kuruluş sonuçta. Tabii ki onun için. Çok uzak olduğu o kendi şeyine bakar. Tabii bir 500 metre mesafe. 500 metre, 1000 metre alana götürüp 3 tane eve doğal gaz vermek de pek... Ticari açıdan bakınca işte. Bakınca mantıklı. Öyle değil. Ama biz öyle de olsa taleplerini iletiyoruz biz oraya en uygun şekilde. Şimdi o şekilde başlayan bir süreçle doğal gaz problemi çözülmüştür mahallemizde. Yok öyle bir şey. Ama kenar mahallelerimizde var. Şimdi ben biraz da bölgesel olarak bazı şeyleri de dile getirmek istiyorum. Mesela Talatpaşa'da yine aynı şekilde dediğim sıkıntılar var. Doğalgazla ilgili sıkıntılar, yeni bir hareketlememe oldu orada ama şeyde Fevzioğlu'nda var. İmarlı yapılaşmayla alakalı önemli problemlerimiz var oralarda da. Şimdi çıkıp da biz ben şahsen o şeyde değilim. Evet. Tabii ki kendi mahallem ama bölgenin ihtiyaçlarını da birbirimizi etkileyen problemler var. Mahalle. Talatpaşa'nın problemi bizi etkilemez diye bir şey söz konusu değil. Mahalle, ilçeyi, ilçe tabii. Dip dibe iç içeyiz biz orada. Öyle olunca onun problemi bizi etkiliyor, bizim problemimiz onu etkiliyor. Oradan gelen problemler bizi pekala zaten etkiliyor. O yüzden ortak problemlerimiz var bizim. Buna benzer şeyler. Mesela o birinci doğal gaz dediniz. Başka genel olarak sizinle birlikte sıkıntı yaşadıkları neler var mesela? Eğitimle ilgili, okulla ilgili problemlerimiz var. Mesela bölgede sadece Argıncık bölgesine baktığımız zaman bir tane sağlık meslek lisesi var. Onun dışında bir lise yok. Komple o
Fevzioğlu da dahil. Argıncık denen bölgemizde sadece bir tane Argıncık Sağlık Meslek Lisesi var. Yani şimdi sadece sağlık meslekli de. O da, bir de o öyle. Şimdi şöyle de bir şey var. O bölgede bir liseye ihtiyacımız var. İlla ki. Nüfuslarınız az değil herhalde, değil mi? Bu bahsettiğim, diğerlerini sayma. Argıncık bölgesinin toplam nüfusu zaten 25 bin. 25 binin. Bunun 15 bin tanesi bahsettiğim işte benimle birlikte, benim mahallemle birlikte Talatpaşa ve Fevzioğlu mahalleleriyle mahallelerinden oluşuyor. 15 bin civarında bir nüfus var orada. 15 bini oralarda. Şimdi bu bölgede eğitim konusunda okula gitmekte sıkıntılarımız var. Şeylerde var mı peki? İlkokul, ortaokulda mahalle bazında sıkıntınız var mı? İlkokul konusunda çok sıkıntımız yok. Bizim sıkıntımız mesela Talatpaşa'daki Dadaloğlu Ortaokulu, Fevzioğlu'ndaki Alsancak ve bizim oradaki okullarımız, Kayabaşı'ndaki okullarımızdan 200 tane öğrenci ortaokul mezun veren 200 tane öğrenci mezun veriyor her sene. Bu okullarımız yani. Genelde Furkan Doğan, Şerife Bacı, 75. yıl, Behice Yazgan bu okullara veriliyor. Buralara veriyor. Buralarda da bu sefer bu çocuklarımızın gidebileceği bir ulaşım şeyi yok. Yani belediyemiz oraya, o tarafa bir servis vermiyor. Servis tutsun. Servis tutması için o bölgenin insanı zaten kendi yağında kavrulan, kendi ihtiyaçlarını ancak karşılayabilen, çok düşük gelirli insanlardan oluşması nedeniyle birçok kişi, öğrencimiz okula gidememekten okulları terk etmektedir. Ortaokuldan sonra okula gidemiyor. Sırf ekonomik nedenlere gidemiyor. Ulaşım nedeniyle gidemiyorlar. Yani otobüste gidebileceği bir yer yok. Servis ücretleri zaten. Zaten belli. Otobüsle gitse dahi otobüs biletleri zaten belli. 20 lira o lazım. 20 lirada yiyecek parası versen bu çocuğa. 40 lira 50 lira her gün. Bu da ne eder? Bunun kırtasiyesi busu, şusu busu saydığın zaman 2500 liradan aşağı değildir. Bir öğrencinin aylık gideri. O zaman bunu bu şehirde ulaşımı, ne bileyim eğitimi, her türlü şeyi planlayanlar bunları göz önünde bulundurarak planlama yapması gerekiyor. Ben bir koordinasyon eksikliği olduğunu görüyorum burada. Yani evet, bunu sağlayacak kişi Sayın Valimiz yeni geldi. Çok güzel bir başlangıç yapmıştır. Evet. Kendisiyle de ben konudan konuya geçiyoruz da. Evet. Bu Suriyelilerle ilgili bir problem yaşamıştık biz orada. Kendisi çok buradan ben teşekkür ediyorum. Kendisi aradı. Beni arayan tek yetkili o. Güzel bir irtibatımız oldu kendisiyle. Ben kendisine gerçekten çok teşekkür ediyorum. O sonuçta o bir şekilde şey oldu. Oradaki olaya karışan Suriyelilerden 12 aileyi 12 aileden 5 tanesi geri gönderme şeyine gönderildi. 7 tanesine mahalle dışında, il dışında artık nerelere gönderildiği o benim için çok önemli değil. Ama mahalle rahatladı, sakinleşti. Normal günlük hayatımıza devam ediyoruz artık. Ama yine geriye dönüp şey yaptığımız zaman eğitimden bahsediyorduk. Evet. Sayın Valimizden bunu bekliyorum şimdi ben. Talebiniz oldu mu? Henüz kendisiyle bir şey olamadık. Koca Sinan muhtarları olarak bir toplantımız olmadı valiyle, vali beyle. Olduğunda ona ileteceğim ama diğer valilerimize hep ilettik muhtar zaten. Muhtar oturumu yapmıştı diye biliyorum ama. Bizde olmadı henüz. Koca Sinan bölgesinde olmadı henüz. Geçen ay olacak dendi. Başka daha önemli bir toplantısı oldu. O yüzden olmadığını bildirdiler. Şimdi İnşallah. Okul konusunda böyle bir sıkıntımız var. Ulaşım konusunda sıkıntımız var. Okul bahsettiğim o bölgede Talatpaşa, Fevzioğlu, Kayabaşı malum o 15 bin insanın ya o çocukların rahat gidip eğitim alabilecekleri bir Anadolu Fen mi? Argıncı'da kattığımız zaman 25 bin. O 25 bin zaten. Hani 25 binin lise dediğiniz yani en az 200 öğrencidir yılbaşı. Zaten kendi mahallemizde liseye gidecek
200 tane çocuk mezun veriyor ortaokullar. Her yıl veriyor bir de. Bu bahsettiğim 3 mahalle veriyor. Argıncık ve Alsancak'a katmadığımız zaman. Orayı da kattığımız zaman zaten bu 400'ü de bulur. Şimdi burada öncelikli olarak bir okul için bir talebimiz olacak. Buradan bütün yetkililere sesleniyorum. Artık burayı görmeleri lazım. Okulun evet gerçekten... Burayı görmeleri lazım. Bura çok fazla ihmal edildi. Burayı bir ele almaları lazım. Bunu bekliyoruz biz. Bütün oradaki halk, vatandaş, hepimiz muhtar olarak ben, diğer arkadaşlarım. Hepimiz bekliyoruz bunu. Yani bunu dile getirirken de üslubumuza dikkat etmeye çalışıyoruz. Artık gerçekten bu çok iyi bir durumda değil. Aynı zamanda sağlıkla ilgili problemlerimiz var. Ha, şunu söyleyecektim. Önce şeye sağlığa geçmeden önce. Şimdi okul yapılıncaya kadar Büyükşehir Belediye'mizden şunu istirham ediyorum. Başkanımızdan rica ediyorum. Ulaşım AŞ'den rica ediyorum. Rica ediyorum yani başka türlü söylemek de istemiyorum artık. Rica ediyorum. Bu 9. cadde üzerinde Talatpaşa'dan kalkacak bir servis. 9. cadde, 6309 cadde, Yavuz Sultan Selim, Bekir Yıldız Bulvarı, Kadir Has Kongre Merkezi ve Şerife Bacı'nın oradan dönerek Behice Yazgan'a çıkacak şekilde karşılıklı bir servis koydukları zaman bizim ulaşım problemimizi, çocuklarımızla ilgili ulaşım problemlerimizi çözer. Çözecektir yani bu. Çözmez diyorlarsa... İlla ki çözeriz. Mahallenin... Çözmez diyorlarsa kendileri bilir. Onu bilemem ama çözmez diyorlarsa ben ona inanmam. Ben ona inanmam. Yani bahane, bir bahane uydururlarsa ona inanmam. Buraya bir servis, karşılıklı bir servis konulmasını talep ediyoruz. Yani servis... Okul yapılıncaya kadar yani diyorum okul bunu da. Okul yapılıncaya kadar yoksa bir an önce... Önce okul sonra o servisi oraya koymaları gerekiyor. Bunu aklı başında herkes doğru olduğunu bilecektir baktığı zaman. Yoksa bizim çocuklarımız, oralarda giden çocuklarımız okulu terk etmek zorunda kalıyorlar. Ve bunlar günümüzün en önemli problemlerinden olan uyuşturucuydu, hırsızlıktı. Her türlü risk altına giriyorlar. Ondan sonra da işte hiç hoş olmayan, hiç kabul etmeyeceğim işte Kayabaşı denince... Biraz çok farklı bir yermiş gibi bir imaja da sürükleniyor. Evet. Bunlara dikkat edilmesini rica ediyorum. Okulu istiyoruz. Özellikle servisi okul yapılıncaya kadar bu. Peki okul dışında çocukları uzak tutabileceğiniz başka aktiviteler yapabileceği şeyler? Ben buradan Koca Sinan Belediye'mize teşekkür ediyorum. Koca Sinan Belediye'miz 8 tane semt konağı projesi hazırlamıştı. 9 yıl önce. 9-10 yıl oldu evet. İlk semt konaklarından bir tanesi benim mahalleme yapıldı. Burada düğün, nişan, nikah gibi şeyler yapılıyordu. Fakat aylık 3 tane, 2 tane, 4 tane düğünle buranın oyalanmasının doğru olmayacağı düşüncesiyle hem benim şeyimle orayı spor salonuna çevirdik. Çok da güzel olmuş. Buradaki amaç da 7-14 yaşındaki çocukları işte spor alışkanlığı kazandırmak, kabiliyetli çocukları belirlemek, bunları yönlendirmek gibi bir misyon üstlendi. Hanım kardeşlerimiz oraya geliyor, fitness, pilates sporu yapıyorlar. Çok güzel. Dikiş nakış kursumuz var. Ücretli mi peki? Şu an mesela ücret alınmıyor. Onlardan hiçbir zaman ücret, o tekvando kursuna gelenlerden bir zaman, pandemi öncesinde alınıyordu. Pandemi sonrasında bu kaldırıldı. Oraya gelen hocalarımız zaten halk eğitim merkezinden kendi ücretlerini alıyorlar. Halk eğitim, bizim talebimiz, belediyemizin talebi sonrasında oluşan bir şey zaten o. Ben bu konuda Kocasinan Belediye'mize teşekkür ediyorum. Mesela şu anda 85 tane çocuk futbol kursu görüyor. 42 tane çocuk basketbol kursu görüyor. Çok güzel saydınız. 18 tane çocuk şu anda saz kursu alıyor orada. Bu kadar etkinlik olmasına rağmen tam dolduramıyoruz. Bazen de işte her mahalle bir semt konağı istiyor da semt konağının yapıldığını düşündüğümüz zaman da
doldurmak da gerekiyor aslında bunu. Ben bazen işte ailelerimize söylüyorum, mahalle sakinlerimize. Burayı dolu dolu kullanabilmemiz lazım. Her aile çocuğuna bir saatini ayırıp oraya getirmesi lazım. Bu mahalle kültürüyle de alakalı biraz değil mi? Hani insanlar birbirini tanıyor, birbirlerine söylüyorlar o şekilde. Aslında biraz daha o şekilde doluluk sağlanabiliyor diyebilir miyiz? Yani tanıdığınıza söyleyip hadi gel beraber. Zaten herkes birbirini tanıyor. Mahallemizin nüfusunu işte yakın bölge şehirlerimizden Sivaslı diyelim yani %60'ı Sivaslı. Geri kalan kısmı doğudan ve çevre illerden, ilçelerden gelenlerden oluşuyor. Aslında hani derler ya adın çıkacağına canın çıksın evet. diye. Bizim mahallemizin adı çıktı. Yoksa öyle şey bir mahalle değil yani bizim mahallemiz. Ha, her mahallede olduğu gibi. Bu şehrin en kalkınmış, en önde, en iyi mahalle diye bildiğimiz yerlerde bir bu problemler vardır. Tabii ki. Kayabaşı'nda. Biraz fazla değil de. Hani küçük olunca mahalle, evet. küçük olunca en ufak şey göze batıyor. Göze batıyor, evet. Tam olarak öyle. Bir de adının önüne de varoş kondu mu bitmiştir. Evet. İşte ben bunu kabul edemiyorum ben mesela bunu. Mahallemiz Anadolu insanından oluşan gerçekten o kültürü, köy kültürünü şeyini yaşayan insanlardan oluşuyor zaten. Komşuluk ilişkileri, her türlü şeyi gayet rahat yürütülen bir yer. Bu aslında sürekli gelen gidenler çok olduğu için diyebilir miyiz mahalle? Yani aslında şehrin çok ortasında bir yerde gelen, içerisinden geçen çok fazla oluyor. Metruk bina sorunumuz da var herhalde. Ya orayı boş gördükçe kötü niyetli insanların böyle şeyler. Şimdi İçişleri Bakanlığımızın talimatı ve valimizin şeyi, kaymakamlığımızın şeyiyle de bizler bütün muhtarlar metruk binalar konusunda zaten şeyiz. Ben kendim şahsen mahallemde 50'yi aşkın metruk bina yıktırdık. 50 güzel bir sayı. 50 tane aşkın metruk bina yıktırdık. Yani bu yıkılmadı diyeceğimiz bir iki tane binadan başka kalmadı. Onların da şeyleri işliyor. Bu bir şey vardır yani. Süreci vardır. Süreç vardır. O süreç işliyor. O süreç sonunda onlar da yıkılır. O konuda bir zaten ne kaymakamımız ne İçişleri Bakanı ben de şahsen taviz vermem yani o konuda. O konuda kullanılıyor muydu peki? Yani giren çıkan illaki. Şöyle söyleyeyim. Şimdi merkezdeki kentsel dönüşüm çalışmaları merkezde bulunan bütün şeyleri o tarafa dışarıya doğru pompalıyor. İşte biz kentsel dönüşüm merkezden başladığı zaman sıkıntı zaten oradaki sıkıntıyı nereye taşıyacaksın? Yavaş yavaş biraz dışarıya. Getiriyorsun, benim önüme koyuyorsun onu. O dönüşümü benim oradan başlatsalar yavaş yavaş eritir gider zaten şeyi. Mesela örneğin halıcılar sitemiz var. Kentsel dönüşümden bahsediyoruz ya. Halıcılar sitemiz bir önceki Büyükşehir Belediye Başkanımız tarafından kentsel dönüşüm kapsamına alındı. Projesi hazırlandı, etüt çalışmaları yapıldı, her şeyi tamamlandı, taşınacak yer belirlendi. Her şey tamamdı. Ondan sonra başkan değişti. İşin rengi de değişti. İşin rengi değişti. Şimdi araya pandemi falan da girdi zaten. Pandemi de girdi, işin rengi de değişti. Oranın kentsel dönüşüm kapsamına alınması mahalleyi umutlandırmıştı. Hı hı. Dönüşüm buradan başlayacak zaten diye. Şimdi dönüşüm diye bir şey kalmadı orada. Yatıyor. Kaldı. Olduğu yani, gibi kaldı. Tekrar başlanacaktır herhalde değil mi? Yani şu an devam eden bir süreç var mı yoksa durduruldu mu? Durdu. Hı. Durdu. Durduğunu da söylemiyorlar işin tuhaf tarafı. Biz başka yerden duyuyoruz. Başkalarından duyuyoruz biz. Mesela taşınması için alınan belirlenen yer satılmış diye duyuyoruz. Burada ben eğer duyduğum şeyler yanlışsa yanlış desinler. Ama ben doğru olduğuna inanıyorum. Orası biraz... Evet. Artık yani... Bürokrasi zincirine aslında biraz çok dahil olmuş. Çok şey. Şimdi yani. Muhtarlar uç beylerimiz denir. Her zaman söylenen şeydir. O zaman uç beyleriysek mahallemizdeki yapılan çalışmaların başlamadan önceki şeylerini bilmek isteriz. Tabii ki.
bize de bir bilgi verilsin. En azından nezaketen bilgi verilsin. Doğal olarak hakkınız. Eğer meclis çalışmalarında ele alınıyorsa her muhtarı oraya çağırmalarına gerek yok. Hangi mahallenin şeyi yapılıyorsa o da gözlemci olarak orada bulunsun. O da duysun, bilsin. Bunda bir sıkıntı olacağını sanmıyorum. Ama bu bilgilere sahip muhtar olmasın. Güçlü muhtar olmasın deniyorsa o da ayrı bir konu. Sağlık koşullarından bahsediyorduk biz. Oraya bir girdik. Şimdi sağlık ocağımız, Refik Saydam Sağlık Ocağı var. Daha önce Cengiz Toperi olarak bilinen mahallenin hemen şeyinde yapılmış. Bu oraya yapılırken bana göre de doğru planlanmıştı. Çünkü orada Doğu Sanayi diye bir sanayi kurulmuştu. Yıldız Evler'de, Uğur Evler'de bir sağlık ocağı yoktu. Argıncık'ın o bölgesinde yoktu. Oraya bütün sağlık şeyini oraya toplayalım diye o düşünceyle zannedersem oraya yapıldı. Ama şimdi sağlık ocağı orada, yerleşim alanı farklı yerde. Kendi mahallem için söylüyorum. Yerleşim alanı farklı yerde. Böyle olunca ulaşımda sıkıntılar var. Örneğin yani aslında genele baktığımızda geri doğru konumda, hani güzel konumda diyorsunuz değil mi? Yanlış anlamadıysam. Kendi bulunduğu yer açısından doğrudur. Hı hı. Ama, benim demin bahsettiğim işte Talatpaşa, Fevzioğlu, Kayabaşı mahallelerinin rahat hizmet alabilecekleri bir yer istiyoruz. İmar planında işli yerler var. Şimdi bunu söylediğimiz zaman işte arsanın işte şusu var, busu var, bu kadar sahipli arsa bunlar. Evet. Şey, o ben onu ben temizleyecek değilim. Evet, Levent Bey'le de bu konuda. Onu temizleyecek olan kurum belli, birim belli, belediye, ilçe sağlık müdürlüğü, sağlık bakanlığı, her neyse. Bu şehir plancıları, bu şehri planlayan insanlar bunu nereden nasıl halledeceklerini biliyorlar. Ama o bölgeye gelince planlama da duruyor, her şey duruyor. Çünkü kaç sahipli olduğu yani Allah bilir. Sahiplerini nereden bulacaksınız? Tek tek nasıl? O benim işim değil. İşte, o benim mesela. İşim değil. Bu şehirde, bu mahallelerde bir problem varsa problemi çözmek için çıkanlar çıkıp belirledikleri. Tabii arası. Tamam ben bu buranın problemlerini biliyorum diye çıkıp da seçilenler diyeyim daha doğrusu. Bu milletvekili olur. Herhangi bir siyasi parti milletvekili de olabilir. Kim olursa olsun. Çözüm de kendilerinde. Hı hı. Yani illaki muhalefet, ben muhalefetim diye değil, muhalefet de dile getirebilir bunları. Hı hı. Bu yüzden herkes sağlık ocağı alanı var. Hı hı. Yeri temizlenecekse, temizleyecek olan birimler, kurumlar, herkes, her şey bellidir. Biz onlardan bunların yapılmasını bekliyoruz. Yeterli geliyor mu sağlık ocağınız? Yani tüm mahallelere hizmet vermesi de gerekiyor bir yandan. Hani şu anki hali o şartlara göre değişir yeterli olup olmadığı. Pandemi döneminde mesela yetersizdi. O, her yerde o apayrı bir pandemi dönemde. Pandemi döneminde yetersizdi ama şimdi Talatpaşa ulaşımda sıkıntı yaşıyor. Hı-hı. Ben sıkıntı yaşıyorum. Mesela ulaşımda sıkıntı yaşanan başka yakında sağlık ocağı yok herhalde. Yok, başka bir sağlık ocağı zaten onun ötesinde yok. Cırgalan'da var. Yani ikisine de muhtemelen uzak kaldığı için gitmemeyi mi tercih ediyor insanlar? Yani mecburen gidecek. Tabii. Hastaysa zaten mecburen yani gidiyor. Yolda ben arabamı alıp götürüyorum. Beni sağlık ocağına bırakabilir misin diyeni ben bırakıyorum. Ambulans gibi görev yapmaya çalışıyoruz biz oralarda. Peki hastane konusunda şehir hastanesine de ulaşımınız zor değil. Şehir hastanesi, örneğin şehir hastanesine gidecek bir kişi, hı hı, eğer bu yaşlıysa 2 saatten önce gidemez. Evet. Aktarmayla da olsa gidemez. Daha fazla sürer bile. Hasta olmayan bile hasta olur şehir hastanesine gidinceye kadar. Onun için oraya da şöyle bir öneri getirmiştik biz. Ama birinci öncelikli olarak o eğitimdeki problemleri çözelim diye şeyimiz o. Aslında sağlık mı daha önemli? Kanal bölgesinden açılan o yolla birlikte oraya konacak şeyle bütün o bölgedeki, sadece Kayabaşı değil, bütün bölgedeki sağlık hastaneye ulaşım işini, hı hı, servisle bitirebilir.
Bu şeyde hep yeni açılan bir yol var. Evet, değil mi? Kanal yolu, kanal bölgesinden açılan bir yol var. O yoldan direkt hastaneye çıkan yol var. Oralardan çözüm üretebilirler. Süre ne kadar kısalır sizce? Yani bir şey var mı? Şehir hastanesine. Kendi işte aracımızla gittiğimiz zaman hani şey olmadığımız için söyleyeyim, 20 dakikada gidiyoruz. 20 dakika sürüyor arabam. Ben kendim arabamla şehir hastanesine 20 dakika sürüyor. Ama bunu otobüse bindin, dur, kalk, git, tabii, aktarma, tabii. Bilmem ne derken 2 saatten kesinlikle gidemez. Yani yaklaşık nereden baksanız 1-1,5 saatten aşağı sürüyor. İşte bu da nedir? Şehir hastanesini bitirirken ulaşımı çok fazla... Biraz evet, tramvaya biraz şey kaldı. Tramvaya bağlandı bütün şey. Aha. Şimdi tramvayda oraya doğru uzayacak inşallah. Uzuyor. İşte orada da bir aktarma söz konusu olacak yine mecburen. Yine şu ankinden iyi olacağını düşünüyorum ben. Tabii ki o çözer, birçok şeyi çözer. Çok doluyordu insanlar, bayağı evet. Doluşuyorlardı ve süreleri biraz aralıklıydı otobüslerin haliyle. Dolduğu zaman bir 15 dakika daha beklemeniz gerekiyor. O konu da çok farklı bir şey. Fakat işte dediğim gibi. Hı-hı. Şimdi merkezi yerleştirme derken işte okullara yerleştirilen öğrenciler, hiçbir şekilde aracın gitmediği yere doğru yerleştirdiğin zaman, şimdi merkeze gideceğim, geri döneceğim, şeye geleceğim, aktarma yapıyorum diye. Ne okula yetişebilirim, ne okuldan dönüşte şey yapalım. Hele şeyden sonra gidene saat 9'dan önce evine gelemez. Bölge zaten hep biliyorsunuz sıkıntılı diyoruz ya. Bu çocuklar yollarda ne olacak böyle? Parasını ödeyemeyen yürüyerek gitsem gideyim dese gidemeyecek. Yakın yerlere değiller, evet. O zaman biraz böyle ulaşım burada elini taşın altına koyacak. Bizim çözüm önerimiz bu. Çocukların okullarıyla alakalı. 9. cadde üzerinden Yavuz Sultan Selim Caddesi, Bekir Yıldız Bulvarı'ndan Kadir Has Kongre Merkezi'ne doğru, oradan Şerife Bacı'nın köşeden dönerek Behice Yazgan'a giden öğrencilerimiz de kapsayacak şekilde merkeze servis hattı konmalarını öneriyoruz biz. Rica ediyoruz, öneriyoruz. Evet. Arkasından mesela kentsel dönüşümden bahsediyoruz. Kentsel dönüşümü bu şehirde vatandaşa doğru düzgün anlatan bir birim olduğunu göremiyorum ben. Mesela Argıncık'da, Alsancak Mahallesi'nde kentsel dönüşüm şey oldu. Çok umut bağladı insanlar. Şu anda ne oluyor? Henüz bir şey, somut bir şey göremiyoruz. Benim mahallem için kendi içinden çözüm, kentsel dönüşüm kendi içinden olacak dendi. Kendi içinden dönüşüm olmuyor. Şimdi 5 kattan fazla vermemişsen sen oraya, havaalanı manya planı diye, oraya 5 kattan fazla vermemişsin, işte yatay mimari dendi ya. Tamam da yatay mimari sadece benim orayla mı ilgili? Şehrin birçok yerinde 14 katlı, 15 katlı şeyler yapılırken benim mahalleme müteahhit firma gelip kentsel dönüşüm yapmaz. Doğru. Yapmaz yani. Benimle de uğraşmaz. Orada kentsel dönüşüm de yürümez. Kendi içinden dönüşecek demeyle. Orası için şöyle bir şey öneriyorum ben de. 2 yıl. Şimdi arsa sahibi, bina sahibi, işte o çarpık yapılaşmanın sonuçlarından ortaya çıkan durumdan dolayı arsa sahipleri diyek, ev sahipleri, ne dersek artık yani. Bunlar bekliyor dönüşecek diye. Belediye bekliyor dönüşsün diye. Müteahhit gelmiyor. Müteahhit de burada kar yok diye gelmiyor. Ne olacak o zaman? Ben de şunu söylüyorum. 2 yıl şerefiye bedelleri ruhsat harçlarından feragat etsin. 2 yıl. Kim gelir buraya şey yapıyorsa biz buradan feragat edeceğiz. Burayı dönüştürün. Cazibe merkezi haline getirsinler. 2 yılda dönüştürsünler. Zaten bu dönüşüm içerisinde belediye de arsa çıkacak, her şey çıkacak. Şimdi o bekliyor, bu bekliyor. Herkes balıkçı gibi. Oltayı atmış bekliyor. Ama dönüşeceği de yok. Bu şekilde giderse 50 yıl daha dönüşmeyecek bu. Kimseye de faydası olmayacak. Gittikçe işte metruk binalar,
Yavaş yavaş İşte uyuşturucu bağımlıların bilmem neylerini sağdan soldan, kendi mahallemizin dışından gelenler dahil. Gelip oralarda öyle herkes normal düzgün vatandaşları risk altında bu şekilde devam edecek. O zaman ne yapacak? Belediyemiz, ben özellikle rica ediyorum. Yalvarmamız gerekiyorsa da yalvaralım. Kocaeli Belediyesi aslında... Herkes, kimse yetkililere sesleniyorum buradan. Hı hı. Vali, kaymakam, belediye başkanı kim varsa. Burada bir hareketlilik kazandırmanın tek yolu bana göre bu şeydir. Yoksa buraya gelip müteahhit firmalar bu paralarla kar amacı güden tabii firmalar ki gelip burada dönüşüm yapmıyorlar. 19 yıllık muhtarım. 47 senedir orada oturuyorum. Şu son 9 yıl içerisinde 11 tane bina yapıldı. Bu böyle dönüşür mü? Kime ne fayda sağlıyor? Hiç kimseye fayda sağlamıyor. Orada metruk haline gelmiş evler. Hı hı. Biz de o zaman İçişleri Bakanlığımızın talimatıyla metruk binaya dönüştükçe yıktıralım, kaldıralım, belediye gelsin kaldırsın. Arsa ortada kalsın. Yani bu şekilde devam etmek çok değil, doğru değildir yani. Yerde Kocaeli Belediyesi aslında kentsel dönüşüm çalışmalarına bayağı ağırlık veriyorlar. Veriyor da onun da zorlukları var. O işte onun için onu söylüyorum ben de zaten. Onun zorluklarını ben anlıyorum ama başka türlü çözüm benim önerim bu. Belki daha kolay bir yolunu bulmaya çalışıyorlardır. Keşke bulsalar da yapsalar. İnşallah. Bekleyeceğiz. Bekliyoruz yani. Millet bekliyor. Talep ederek beklememiz gerekiyor bazı konularda. Onun dışında... Sizin bölgenizde iş yerleri çok fazla. Depolama olarak kullanılan iş bölgeleri çok fazla. Bunlar nasıl etkiliyor mahalleyi? Bu bahsettiğim şeylerden mesela esnaf sitelerimizden... Doğu Sanayi'de 400 ila 200 metre olarak yapılan dükkanlar 50-100 metre bölünerek, küçük şeylerle bölünerek 1000 taneye kadar çıktı. Halıcılar sitesi 250 tane şeyden oluşuyor. Halıcılar mesela o kentsel dönüşümden dolayı oradaki esnaf kredi almaya gittiği zaman kredi çekemiyor. Sıfır görünüyor şey. Kentsel dönüşüm kapsamında ya. Gidecek kentsel dönüşüm daire başkanlığından bir yazı alacak da kredi alabilecek kullanmak için. Enteresan bir sorunmuş. Böyle de bir şey var yani. Onların da böyle bir problemleri var. Hı hı. Onlar da o şeyin görünmeyen çıkmazın içerisindeler. Hı hı. Onlar da ne yapacaklarını bilemiyorlar. Tabii ki orada buradaki esnaflarımız Doğu Sanayi, Halıcılar Sitesi diğer bütün esnaflarımız buraya bir katma değeri vardır. Hem ülkeye, şehre, mahallemize de vardır mutlaka. Çalışanlarımız vardır orada. Hı-hı. Mesela şöyle de bir sıkıntımız var. Özellikle keresteciler ve mermerciler. Çok büyük katma değer. Keresteciler ve mermerciler. Biz bunların ticaretine bir şey dediğimiz yok. Allah razı olsun. Allah bol kazanç versin. Ama yaşam alanlarına dikkat etmeleri lazım. Saygı göstermeleri lazım. Daha doğrusu biraz daha şey yapayım ben. Saygı göstermeleri lazım. Kendi alanlarının dışına çıkmaması lazım. Ben buradan belediyemize sesleniyorum. Özellikle şu anda çalışma yaptıkları yerler. Oralarda yaşam alanlarını acımasızca tehdit eden 3-5 tane esnaf var. İsim vermek istemiyorum. Bellidir onlar. Uyarıyla bitmiyor artık yani. Artık o aşamayı geçti diyorsunuz. Gelip tam benim evime kadar dayanmıyorsa bu artık uyarmanın dışına çıkması lazım. Yaptırım uygulanması lazım bunların. Buradaki halkı düşünmek lazım. Hı hı. Tamam sen ticaretini yapıyorsun, çalışıyorsun, Allah bol kazanç versin ama benim alanıma girmeyeceksin. Beni tehdit etmeyeceksin. Ya da tehdit etmeyeceksin dediğim şu: yaşam alanıma girerek benim sağlığımı, şeyimi tehdit etmeyeceksin. Belli bir yaklaşım mesafesi olması lazım. Ruhsat verirken bunlara şu mesafeden fazla yere ruhsat verilemez diye bir şey yapması lazım. Dikkat etmesi gerekiyor. Bir vardır illa ki bunlara şartlar. Gürültü, tozu, toprağı bilmem neyse her türlü şeyin.
Buna gibi benzer sıkıntılar var. Bunlar da ele almalılar. Peki Şerif Bey, süremizin yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Eklemek istediğiniz şeyler var mıdır? Biraz kısa kaldı. Aslında daha çok konuşulacak şey vardı ama. Aslında zaman evet, evet dar. Açıldıkça biraz açılıyor. Zamanı yönetemedik diyelim o zaman. Evet. Güzel şeyler de yapılıyor. Tabii ki. Bu, yani, şimdi biz, sıkıntıları anlattık ama yapılan bu güzellikleri de anlatmak lazım. Taleplerinizi aslında hani bu şey olarak değil, biraz zorluklarla mücadele etmeyi sevdiğiniz için biraz o şekilde talepkar şekilde davranıyorsunuz. Aslında bu sizin kişiliğinizle alakalı biraz da. Belediye hiç şey yapmıyor değil aslında. Yatırımları oluyor, işte yol çalışmasıdır. Koca Sinan Belediyemizin yaptığı çalışmaları tabii. Şöyle bir şey var Mustafa Bey. Vatandaş Büyükşehir Belediyesi'nin yetkisi alanına giren yerlerle ilçe belediyesinin yetkisi alanına giren işleri birbirine karıştırıyor. Biraz özetleyelim orayı. Şöyle söyleyeyim. Mesela KASKİ ile ilgili, mesela 30 metreyi alan yollarla ilgili çalışmalar, altyapı çalışmaları. Hepsi Kocasinan'ın ama ulaşım belediye, Büyükşehir Belediyesi. Ulaşım gibi problemlerin tümü Büyükşehir Belediyesi'ne ait. İlçe belediyesinin şeyi, sabahleyin kapımı açıp dışarı çıktığım zaman yaşanabilir bir ortamla karşılaşmam yeterlidir benim için. Zaten görevi de odur zaten onun. Şimdi yoldan bahsediyor. Şimdi şuradan teşekkür etmek istiyorum bir de Büyükşehir Belediye'mize şimdi. Tepe Işıklar'dan başlayarak 16. cadde ve oradan devamlı Doğu Sanayi girişine kadar olan kısmı bu ay söküleceğini, oranın yol yapımını Büyükşehir Belediyesi'nin yapacağını Genel Sekreter Yardımcımız Ali Hastal Bey söyledi bana. Onun için ben teşekkür ediyorum. Ayrıca yıllardır uğraştığımız bir yer var. 9. cadde. Onu söylemeden geçemeyeceğim. Tabii ki, buyurun. 9. cadde bütün kanalizasyon hattını, mahallenin yerleşim alanının tüm kanalizasyon hattını taşıyan bir ana arter. Haliyle buraya döşenen buz 20-30 yıllık bir şey olduğu için taşıyamaz hale geldi. Buranın yenilenmesini talep etmiştik biz. O da inşallah. Bu projelendirilmiş. 2023'ün 4. ayında yapılacağıyla ilgili Kanal Şube Müdürü bana böyle bir bilgi verdi. Bundan dolayı da teşekkür ediyorum. Geç kalmış bir çalışma ama yine de ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olsun. İnşallah. Allah razı olsun. Kolaylıklar diliyorum ben onlara da. İnşallah daha güzel çalışmalarda görürüz. Evet. Takip edeceğiz yani bütün şeyleri. Başka bir şey daha söyleyeceğim. Zamanımız kalmadı Şeref Bey. Kusura bakmayın. Bir şey ekleyebilir miyim? Kocasinan Belediye'mizin mahalle sakinlerimize bir kapalı pazarı sözü vardı. Bunu da söylemiş olayım. Duyuralım. Bizi buraya davet ettiğiniz için, problemlerimizi, taleplerimizi iletme imkanı verdiğiniz için TV Kayseri ailesine, evet, sizlere çok teşekkür ediyorum. Ben biz katıldığınız için teşekkür ederiz, zaman ayırdığınız için. Kısa kaldı. Umarım başka bir program yapabiliriz. Gördüğünüz gibi evet, çok dolu geçim bir şeyimiz var. Evet. Teşekkürler. Çok sağ olun. Biz teşekkür ederiz. TV Kayseri ekranlarından Bir Muhtarın Mührü programının daha sonuna geldik. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.